Tabii maden arama işlemiyle işletmeciliği birbirinden bir ayırmak gerekiyor. Bütün madenlerin arama işleminde önce bir gözle hani bir değerlendirme yapılır. Sonra jeofiziksel olarak tahribat yapılmadan işlemler yapılabilir. Sonra da jeolojik olarak çeşitli kazılar ve sondajlar yapılır. Sonra da madencilik faaliyetinde işler belirlendikten sonra çıkarlar. Ama bunlara bir sahaya maden sahası diyebilmek için iki alandan bunu değerlendirmek lazım. Bir tanesi bizim açımızdan, halkın, doğanın açısından buna bakmak lazım. Bir de emperyalistler açısından bakmak lazım. Benim yüksek lisans tezim siyanürlü altın işletmeciliği ve aynı zamanda bunun yaratmış olduğu ekolojik koşullar ve bunu değerlendirirken de altın iktisatını uzun uzun değerlendirmiş, çalışmış bir arkadaşınız olarak baktığımda bugün teknik olarak doğa açısından değerlendirdiğimizde dünyada bir altın madeninin olması mümkün değildir. Bir yere maden diyebilmemiz için orayı işlettiğinizde elde ettiğiniz minerallerin, yani altın açısından baktığımızda altın metalinin bugün insanlık açısından çok gereksinimi olan ve insanda yararı olan bir miktarda bir veri elde etmeniz gerekir. Bunun için de bu cevher içerisindeki tenör miktarına bakmak lazım. Ne demek bu tenör? Belirli bir miktarda, mesela yüzde ne kadar var diye bakılır diğer metallerde, ama altın işletmeciliğinde bu durum geldiğinde bu ppm olarak bakılır. Yani tonda kaç gram, milyonda kaç diye değerlendiriyor. Yüzde değil, binde değil, milyonda bakıyorsunuz. Yani buradan baktığınızda demek ki doğanın altının üstüne getirmiş oluyorsunuz. Burada buna onun için hiçbir kimyasal kullanmadan altın zerreciklerini doğadan seçmeye kalkmış olsanız bile bu kayaçların parçalanmasıyla birlikte ortaya çıkacak kimyasal yapılanmayı göz ardı edemezsiniz. Şimdi belki birazdan bana soracaksınız burada hangi kimyasallar kullanılıyor. Hiç bunların kullanılmadan ben sıkıntısını size öncelikle söyleyeyim. Bir defa iki türlü yöntem işleniyor burada siyanürlü altın işletmeciliğiyle. Bugün gelmiş olduğu koşullar itibariyle altın kimyasal olarak işletiliyor. Onun da önemlerin şeyi de şöyle, 1886 yılında bulunmuş bir yöntemdir. Bugün gelişen teknoloji ve makinelerin büyümesiyle birlikte çok büyük kütleleri, kayaçları parçalayıp onların içerisinde kimyasal yöntemlerle altını sızdırıp alabiliyorsunuz. Teknolojide bir gelişim açısından bilimsel bir gelişim yok. Teknolojinin büyümesi burada ortaya gelen mesele. Burada iki tane işlem yapılıyor. Birisi yığının içi. Yani doğanın içerisinde yığıyorsunuz, üstten siyanürlüyorsunuz. Bir tanesi de çok ince boyutlara öğütüp tankta süzerek bu işlemi yaparak alıyorsunuz. Şimdi doğada yaptığınız içerisinde 6-11 milime kadar öğütüyorsunuz. Tanklarda yaptığınızı 10 mikrona kadar öğütmüş oluyorsunuz. Şimdi 10 mikrona kadar getirmiş olduğunuz bir yerde ya da 6-7 mikrona getirmiş olduğunuz yerde mikron seviyesinde tozlarla muhatapsınız. Bunun içerisinden zerrecik altınları elle birlikte seçmiş olsanız ortada bir kimyasal var. Nedir bu kimyasal? Bir, kayacın kendisi kimyasal. Mesela Erzincan'da düşündüğümüzde sülfürlü bileşikler var. Ya da başka yerde çeşitli arsenikli bileşikler olarak değerlendirdiğimizde bak. Şimdi biz burada hani Malatya bölgesini değerlendirdiğimizde Adana'nın bu kısmından bakıp aldığımızda Malatya dahil olmak üzere Hekimhan'dan alıp Sivas'tan İzmir'e kadar giden bölgeyi ele aldığımızda arsenikli bir coğrafyadır burası. Arsenik kimyasaldır. Halk dilindeki adı zırnıktır. Bir zırnık koklatmazlar derler. Burada kimyasal, zaten siyanür kullanıldığında arsenik hemen ortaya çıkar, çözülür. Ya da asitler kullanıldığında arsenik çözülür, ortaya çıkar. Ama genel olarak zaten hiçbir şey kullanmasanız bile tane serbestleşmesinden ortaya çıkar. Ne demek tane serbestleşmesi? Bu kadar yoğun birliktelik içerisinde yaşayan kayaçları mikron düzeyinde 10 mikrona kadar, 35 mikrona kadar, 40 mikrona kadar, 70 mikrona kadar öğütüyorsunuz. Bu öğütme aşamasında tane olarak ortaya çıkarlar. Dünyanın iki tane keskin kimyasalı vardır. Bunu halkımız duysun, bilsin. En önemli kimyasallardan bir tanesi sudur. Suyla temas ettiğinde bir kimyasal tepkime başlar. İkincisi havadır. Havada azot var, oksijen var, hidrojen var. Ki özellikle oksijen çok önemli kimyasallardan bir tanesi olarak değerlendirdiğimizde. İki tane önemli kimyasalla karşı karşıya bırakıyorsunuz. Neyi? Kapalı bir ortamda milyonlarca yıl olarak
kararlı bir şekilde duran çeşitli oksitleri öğütüyorsunuz. Tane serbestleşmesiyle birlikte doğanın aktif hale getirebileceği iki tane kimyasalla karşılaştırıyorsunuz. Ve doğada bunlar karşılaşmış olduğu zaman hiçbir işlem yapmamış olsanız bile ortada bir kimyasal süreci başlatmış oluyorsunuz. Bu açıdan dünyada bugün altın madeni olarak herhangi bir yerin değerlendirmesi söz konusu değildir. Eğer öyle bir değerlendirme söz konusu olsaydı bugün Avrupa'nın her tarafı altın madeni olurdu. Niçin değil? İşletme aşamasına geçirdim, hayat bitmiş. Sondaj yapımıyla hayat bitmiş. Biraz önce anlattığım biçimiyle kayaçların kaldırılmasıyla hayat bitmiş, topografyanın değiştirilmesiyle hayat bitmiş, pasanın bir tarafa değiştirilmesiyle, ormanın sıyrılmasıyla, toprağın yok edilmesiyle hayat bitmiş. Kimyasal en sonra tartışılması gereken bir konu. Yani şöyle sanılıyor, kimyasalı tartışır çözersek gerisini çözmüş oluyoruz. Bu yanlış bir tartışma. Yani ben özellikle bunları bilen, kimyasalın ne kadar etkileri olduğunu bilen ama onu göz ardı oraya gelene kadar doğa zaten tahrip ediliyor. Bunu bir konuşmamız lazım. Onu konuşmadan olmaz. Şimdi bunun için söylüyorum bakın. Eğer bugünkü koşullarda bir altın madeni tartışması olmuş olsa, bugün altın madeni diye bizim ülkemizde bazı yerleri ilan edip işletmeye aldıkları durumu konuştuğumuzda Avrupa'nın tamamı altın madeni olurdu. Ama değil. Herhangi bir madenin, mineralin, elementin nerede ve ne kadar miktarda olduğunun artık dünyada önemi yok. Gelişen teknolojiyle birlikte onu çıkarabiliyorlar, kayaçların içinden çekip alabiliyorlar ancak buna kim izin veriyor? İşte Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri yıllardır ki özellikle AKP dönemini devreye koyduğumuzda AKP'den önce başlayan süreçler var. 20 yılda 21 kere ve dün gene mecliste görüşülmeye çalışılırken 22 kere madencilik faaliyetleri ve madencilikle ilişkili olan çeşitli tarımsal faaliyetleri de değerlendiren merak kanunları da dahil olmak üzere kıyı kenar kanunları 21 kere yasa değişikliği düzenlendi. Yönetmelik ve tüzükleri saymaya açtığımız davalarla geri dönmüş, iptal edilmiş, yeniden aynısı daha kötüsü çıkarılmışı üst üste koymaya gerek yoktur. Temel mesele olarak kim izin veriyor demektir. Sermayenin her türlü çalışmasına izin vermek üzere bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni çalıştırmaktalar. Onun için bugün buradan bu iş kopmuş. Bir tek yolu kalmıştır bu işin. Kazanılan davalar, yargı kararları uygulanmamaktadır. Biz mesela burada hemen yanı başımızda şuradan çıkarsınız Divri'den yukarı. Sivas, Kangal, Çetinkaya, Bakırtepe. 3 kez yargı kararıyla iptal ettirdiğimiz altın işletmesi Türkiye'nin en önemli büyük şirketlerinden birisi tarafından 3. kez yargıya rağmen işletilmekte. Orada vatandaşlara arsenikli su vererek vatandaşları zehirlediler. Davaları bir türlü bir yere varamıyoruz. Bu tür zehirlenme davalarında sürekli olarak da şey değişiyor. Hakimler değişiyor, mahkemelerin heyetleri değişiyor, gidiyor. Ve sonuç olarak da bir örnek daha verirsek, Erzincan il işte yaşanan bir savcı operasyonu vardı. Belki duymuşsunuzdur İlhan Cihaner. Uşak Eşme'deki zehirlenmede orada bizim açtığımız bir davanın reddedilmesi üzerine soruşturmayı yenileyen, Erzincan'daki, İliç'teki konularla ilgili soruşturmayı yenilen savcı makamından paketlenerek götürüldü. Bütün bu koşulları hem siyasal hem yürütme hem teknik koşulları birlikte değerlendirdiğimizde önemli bir mücadeleye girişme gerekliliği söz konusudur. Bu mücadelenin de başlayabilmesi için toplumsal bilincin ortaya çıkarılması, şu şeyden kaçınılmak gerekiyor. Efendim, dün bir televizyonda Türkiye'de kendisini en önemli ekonomist olarak değerlendiren birisi, madencilik faaliyetleri yapılması lazım ki büyümemiz olması lazım. Bu büyüme kimin büyümesidir? Toplumun genezine katkısı var mıdır tartışmalarını yapmazsak sadece rakamlar üzerinden doğayı, çevreyi ve insan emeğini nasıl sömürülür olduğunu burada görmüş oluyoruz. Doğanın tahribatı, ağır tahribatı emeğin sömürüsünden daha kötüdür.